Evet sevgili dostlar merhabalar. Bugün damdan düşenlerde günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle ve yine günümüzde gıdaya ulaşmanın kolaylaşmasıyla baş başa kaldığımız daha ciddi bir problem var. O da fazla beslenmeye bağlı olarak ya da vasıtalara, araçları kullanarak hareketlerimizin azalmasına bağlı olarak aldığımız enerjinin yüksek olması, buna karşılık harcadığımız enerjinin az olması şeklinde yaşadığımız bu büyük problem. Maalesef enerjinin fazlası vücudumuzdan buhar olup çıkmıyor ve vücudumuzda stoklanıyor, yağ olarak stoklanıyor. Ve obez sınıra geçiyorsa, Dünya Sağlık Örgütü'nün kesin raporu var. Artık obez sınırının üzerindeyseniz siz 10 yıl daha erken ölüyorsunuz diğer normal vücut kitle endeksine sahip insanlarla kıyaslandığınızda. Bir onlar kuralı daha var. Hep %10 daha fazla hastalıkla karşılaşıyorsunuz. Kanser olma riskiniz %10, hipertansiyon olma riskiniz %10, şeker hastalığı %10, depresyona girme ihtimaliniz %10, tiroid hastası olma ihtimaliniz %10, cinsel problem yaşama ihtimaliniz %10. Bu da gene Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı önemli raporlardan biri. Damdan düşenlerde tabii ki bugün çok önemli bir konuğumuz var. Damdan düşenlerde sizlerin de yakından tanıdığı ve takip ettiği Savaşan Baba nickname'li Savaş kardeşim var. Senin geçtiğimiz haftalarda geldiğinde simitlerinin genişlediğini, evet, göbeğinin şekillendiğini, şu anda cihazın da burada duruyor. Evet. Yani göbeğinin büyüdüğünü, bu günün sonunda senin diyabete direncin olmaya başlayacak, hipertansiyonun olacak, hatta kalp ritim problemlerin olacak. Bunu dikkat edelim diye ben sana söylediniz. Çekim, hepsini birebir yaşadım hocam. Karaciğerde yağlanma başlamış. Evet. Ondan sonra işte ufak ufak şeyler başladı. Evet. Ritim bozuklukları, tansiyon derken en son dün... Sanki o gün tespit etmiş gibi dün ağzı. Evet, bir ay önce tespiti yapmışsınız aslında. Evet, acile gittim. Yani yemeğe dikkat etmedim. Hani evet, bir yandan da şeye güvendim. Zaten hareketliyim, yakıyorum dura güvendim. Biraz da düzensiz hayatın tabii etkisi oluyor. Evet. Eskiden beri birazcık daha böyle zaten sempatik bir insan, biraz daha böyle biraz önce ifade ettiğimiz gibi yemeği de seven, damak yemeği yedirmeyi seviyoruz hocam. Yedirmeyi de damak zevki de olan bir insansın. Daha çok yedirmeliyiz, daha çok tükettirmeliyiz, daha çok yedirmeliyiz diye bir zihinsel olarak sürecimiz gözden geçirilmeli, iki sosyal sürecimiz gözden geçirilmeli, üç psikolojimiz gözden geçirilmeli, dört hayat stilimiz, fabrika ayarlarımız yeniden gözden geçirilmeli. Yaşadığımız koşullara göre bu teknolojide hepimiz aynı atmosferdeyiz. Aynı teknolojide, aynı tüketim toplumu baskısı altındayız ama buna rağmen birey birey kimin ne kadar gıdaya ulaşabildiği, ne kadar yiyebildiğinin çok iyi kriminolojisi yapılmalı ve ona göre yeniden her bir birey kendi beslenme dengesini yönetmeliyiz diye ben hep konuşuyorum. Bu anlamda sevgili diyetisyenimiz Şüheda Hanım pek çok hastamızı adeta mideyi küçültmeden, silik gastrektomi de çok meşhur biliyorsunuz, biz de şu ana kadar her ne kadar yaptığımız ameliyatları gündemlemekten kaçınsak da şu ana kadar neredeyse 1000'e yakın silik gastrektomi ameliyatı yapmış ekibimiz ve ben. Ama bu anlamda ameliyat günün sonunda bir bıçakla bir adamın midesini küçültme işi, bunun bıçaksız yapılamaz mı noktasında çok ciddi olarak çalışıyoruz. Mideyi balon koymadan bu işi yapamaz mıyız diye çok uğraşıyoruz. Bazen 3 ay, bazen 6 aylık periyotlarda ameliyatsız hastalarımızı kurtardığımız oluyor. Ve aynen ameliyat olmuş gibi, aynen tüp mide ameliyatı yapıldığında benim hastalarım ayda 12 kilo veriyor. Tüp mide ameliyatı yapılmadan Şüheda'nın hastaları normal diyetisyen takibinde 12 kilo, 13 kilo, 14 kilo bir ayda verebiliyor. Kendi hiç ameliyat olmadan. Damdan düşenlerde hazır bu hafta kalp ritim problemi çekmiş, tansiyon problemleri, evet, insülin direncinin gündemde olduğu metabolik sendromlu bir pozisyonda biz nasıl buradan çıkabiliriz? Gerçekten 3 ay sonra çıkıp çıkamayacağımızda ben açıkçası Savaş'ın üzerinde
Görmek istiyorum. Valla ben de görmek istiyorum hocam. Bir ay önce keşke dikkat alıp dikkat etseymişim ama. Evet. Şimdi direkt koşup geldim işte. Evet. Hoş geldiniz. Dedikleriniz birebir çıktı. Hoş geldiniz. Ben maratona hazırım yani. Evet. Sevgili dostlar, Şüeda'nın protokollerinden ben birazcık bahsetmek istiyorum. Evet. Öncelikle bizim zaten Oncology Health grubu olarak öncelikle biz hiç kimseye diyet başlanmasını kabul etmiyoruz. Böyle geldiniz, diyetinize başladınız, şunu şunu yiyeceksiniz diye değil, tam manasıyla yukarıdan aşağıya ciddi bir süreç başlatıyor. Öncelikle hastalarımızın günlük ritüellerini bazen bir hafta, bazen iki hafta, bu süreçte onun sosyal dedektifliğini yapıyor. Sabah saat kaçta kalktı, kalktığında neler yedi, ne kadar yürüdü, ne kadar enerji harcadı ve hangi gıdaları tüketiyor, hangi ritüelleri yaşıyor, hangi yaşam alanında hangi gıdalarla, tırnak içinde Serengeti'de hangi merada besleniyor ve o meradaki besin çeşitleri neler, onlara ne kadar kolay ulaşıyor. Sosyolojik anlamda bunun kriminolojisini yapıyor öncelikle. Sonra da psikolojik olarak da aynı şekilde ne kadar uyumlu olduğunun gene videolardaki zevk alışı doğallığıyla, ki burada en iyi örnek aslında Savaş. Çünkü Savaş'ın videolarını sizler de takip ediyor, biliyorsunuz ki Savaş olabildiğince doğal videolar paylaşıyor. O yüzden biz de onları kullanacağız diyetinde. Peşi sırada damak zevkini aynı videolardan kriminolojisini yapıyor. Peşi sırada tüm bu damak zevki, tüm ritüelleri, tüm sosyolojik, psikolojik ve de gastronomi adına zevk alışlarını, dostlarıyla toplantılarını yaklaşık 3 haftalık hastanın kendi kendine yaptığı ihbarla, dedektiflikle günün sonunda burada psikologumuzla birlikte, kendi diyetisyenimiz Aynuke ile birlikte, ben de süpervizörlük yapıyorum. Keyif alıyorum çünkü bu, dur bakalım bundan Savaş neler yemiş, neler yemiş. Tabii biz magazini seviyoruz bir yanda. Tüm bunları biz birlikte baktığımız zaman günün sonunda kendi yaşam alanında, kendi beslenme alanında, kendi damak tadında, kendi ritüellerinde onun tekrardan bir diyet programı hazırlıyor. Öncelikle şuna ben dikkat çekmek istiyorum hocam. Hani söylediğiniz gibi ameliyatsız da bu işin yapılabileceği, mide botoksu da bu işin yapılabileceği. Çünkü diyet süreci psikolojik bir süreç, siz de biliyorsunuz. Hani biz de buna çok önem veriyoruz. İlk 2 hafta, 3 haftalık süreçte. Aynı kere çok iyi bir takım oldunuz, onu da gözlemleyelim. Bu 2-3 haftalık süreçte bireyin alışkanlıkları neler, bir yemeği, yeme isteği ne için oluşuyor, psikolojik olarak mı o yemeği tercih ediyor yoksa gerçekten açlığından dolayı mı yemeği tercih ediyor kısmının da bir analiz yapıyoruz öncelikle. Bu analiz sonucu da işte birkaç haftalık süreçte sık takiple beraber devam ediyor. Ben burada botoksun veya tüp midenin burada olduğunu düşünüyorum. Tamamen biz burayı... Beyne botoks yapıyoruz. Aynen. Beyne botoks yapıyoruz. Beyne belki ameliyat yapıyoruz gibi düşünüyorum. O 2-3 haftalık formattan sonra birey zaten kendisinin farkına varıyor. Kendisinin ne kadar enerji aldığının, ne kadar protein aldığının, vitamin, mineral anlamında çöp mü yedi, gerçekten besin mi tükettiğinin farkına varıyor aslında. Bildiğim kadarıyla standart bir liste yok. Standart şunu yiyeceksin, bunu yiyeceksin. Tabii o yağ eritme dönemlerin var vesaire. Onlar bir miktar var ama o arada. Ama sürekli kişiye özgü süreç yönetiyor. Kesinlikle öyle. Sıkı takip burada çok önemli. O sıkı takip içinde yediği her öğünü, saati, yürüyüş saati, besinleri fotoğraflarıyla beraber görmek istiyorum ki o porsiyon kontrolünü de aslında... Ben bol bol atıyorum zaten. Tostu bazlamayı kaymalı. Porsiyonlarını işte kontrol edebilmek açısından, yoksa biz gramaj olarak belirtiyoruz, diyetisyen olarak da bunu çok yapıyoruz aslında. Gramaj olarak belirtiyoruz. Sonrasında hani kaç gram aldığını takibi yapılmıyor. Bunun evet. içinde çok sıkı evet. takip. Zaten siz bu konuda iyisiniz. Ben paylaşmak ama konusunda. Ben de işte dikkat edemiyordum yani, kibrit kutusu kadar peynir deyince ona dikkat etmiyor tabii insan. Sen şöyle kibrit kutusu kullan. Yani kibritten kibrite fark ediyor hocam şimdi. Kişiden kişiye evet, göre. Evet. Doğru. Porsiyon olarak et porsiyonu, bir et porsiyonu kiminin kisine göre kocaman bir tabak, kimine göre evet. küçük bir porsiyon. Bu porsiyon anlamındaki kontrolleri de işte bu her gün günlük takiple. Ama bence ben bu kısımları zaten yaparsınız da. Ben asıl
şey kısmı çok, magazin kısmı hoşuma gidiyor. Kriminoloji, hangi videoya getirmiş, adam saat kaçta kalkmış, neymiş? Ya ben şimdi kahvaltı da etmiş olsam, şu şeyden, Kuşadası'ndan İzmir'e gelirken o Selçuk'taki tostçuda durasım geliyor. Evet. Yani yemek çok sosyal bir süreç. Evet. O sosyal süreci takip etmek önemli. O sosyal süreci bizim istediğimiz yolda dizayn etmek önemli, ilerlemek önemli. Ama şey de var şimdi, mesela bazen de Ela yesin diye yemem gerekiyor. Mesela ben yemeğimi yemişim ama Ela da yesin diye onunla beraber bir daha oturmam gerekiyor. Şimdi eşinizi de tam şöyle evet. Daha çok eşiniz yesin diye devamlı konuşuyoruz. Aynen öyle. Siz de beraber bakalım süreç keyifli ilerleyecek yani, diye düşünüyorum. Benim mesela protein ihtiyacım yok ama eşimin ameliyattan sonra protein ihtiyacı var. Ben de mecbur onunla bir sürekli etemem gerekiyor. Ama bu mutlattir yani. Evet. Şimdi başlığınızda durulmuyor. O yüzden işte Avrupa'dan gelen misafirlerimizde adam bunların hepsini ben takip edemem diyor. Çünkü o Avrupa'da tüm sokaklar Facebook diyor. Dolayısıyla katlamam ki ben geleyim, midenizi keseyim, gidin diyor. Bu anlamda bizim Almanya'dan, Hollanda'dan da ciddi manada tüp mide ameliyatı için gelen dostlarımız var. Onlarla da ilk olarak bu görüşmeleri yapıyoruz ama kısa bir kriminolojisini de artık onlar da öğrendiler. Kısa bir haftalık kriminolojilerini de bize getiriyorlar. Bir programlarını çıkarıyorlar. Ama bakıldığında mesela Avrupa'nın daki bir sokakta Facebook'taki o yoğunluğu bakıldığında bu insan sosyolojik olarak ne kadar hükmetmek istesek de bunun başarısının düşük olacağını da biliyoruz biz. O anlamda onlara tabii ki mide ameliyatı yapıyoruz burada. Ve hızlı bir şekilde de hastalarımız toparlayıp gidiyorlar. En nihayetinde ama ben işin halen kişiye özgü kriminoloji ve dedektiflik o magazin videolarının peşindeyim. Çok da iyi oldu. Damdan düşenler de sevgili dostlar. Bugün Savaş'ı konuk ettik. Bundan sonra akşamları diyetisyenime not diye paylaşayım. Günlük olarak. Evet. Ki gün içinde sabahtan itibaren bunu yedim. Evet. Ve Savaş, umarım seninle birlikte de pek çok takipçin herhangi bir şekilde birebir diyetisyen kontrolü bile olmadan senin yaptıklarını taklit ederek belki de farkındalık oluşturur. Evet. Hem farkındalık oluşturur hem tek seansta sen şöyle bir 50 bin kişiyi zayıflatırsın ya da 20 bin kişiyi ülkede böyle bir sonra alanda sağlayabilirsin. Benzin tüketimi düşer. Evet. Araçların doğru. Çok da inşallah. Çok tatlı şeyler. Ama günün sonunda tabii ki obeziteyle mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer sosyolojik anlamda bugünkü teknolojiyle mücadele edebilecek gücümüz yoksa ki gücümüz yok. Çünkü bir de suyun akışı var. Biz aslına bakarsan suyun akışına karşı, rüzgara karşı birer Don Kişot'uz günün sonunda. Ben hep şu Eda'ya öyle diyorum. Aybüke'yi de aynı şekilde söylüyorum. Sizler aslına bakarsanız obeziteyle, obezite psikolojisi ve obezite diyetiyle uğraşan aynı zamanda profesyonellerimiz olarak sizler bana göre birer Don Kişot'sunuz diyorum. Ama rüzgar ve zaman teknoloji insanları yedirme üzerine akıyor. Dolayısıyla suyun akışına karşı mücadele etmek öyle çok da kolay değil. Ama onların yetmediği yerde biz de bazen değil sıklıkla neşteri vuruyoruz. Tüp mide ameliyatlarını hemen hızlı bir şekilde yapıp hemen 48 saat içinde tüm bu polemikleri bitiriyoruz ve ameliyatlarını yapıp hemen gönderiyoruz hastalarımıza. Özellikle Avrupa'dan uçakla gelip 48 saat sonra uçağa binip giden hastalar çok lezzetli oluyor. Hem bir kordon seyahati yapmış oluyorlar hem de 48 saatte ameliyatlarını olup havaalanından gelip ameliyat olup çaktırmadan uçağa binip gidiyorlar. Muhtemel ihtimal dönüş yolculuğunda uçakların yakıt masrafı daha düşük oluyordur. Sevgili dostlar, güzel bir gün. Çok güzel bir misafir. Ben çok fazla konuştum gene biliyorum. Güzel konuşuyorsunuz ama hocam. Evet, dinleniyor. Yani hep konuştum dinleniyoruz. Estağfurullah. Ama benim güzel konuşmamdan değil, özellikle Şöyda'nın kriminolojik video takip sistemi, dedektif takip ediyor noktasında. Ama sen kendi kendine dedektif beni takip ediyor. Kameraya selfie'ni kendi kendine tutacaksın. Evet. Biz burada Savaş'ın doğallığını, Savaş'ın samimiyetini kullanarak sizlere aslına bakarsanız 3 aylık periyotta neleri başarabiliriz? Önümüzdeki 3 aylık süreçte bizi izlemeye devam edin ve sizlere inşallah çok güzel haberlerle Savaş'ın hem insülin direncini kırdığımız hem de tansiyonunu kontrol altına aldığımız hem de ritim problemlerini çözdüğümüz bir dönemi 3 ay sonra hep birlikte takip etmiş oluruz. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Hadi tekrar enerjimiz birlikte olsun diyelim, getir ve de inşallah sizlere de başarılı günler diliyoruz. Görüşmek
geçmişten sonra.